Servislerde şu şekilde görebiliyorsunuz. Ve eğer burası çalışmıyorsa uygulamayı kullanamazsınız, veri tabanını kullanamazsınız. Servis ile çalışan Windows servisleri deniyor buna. Windows'takine Windows Services diyoruz. Aslında kendimiz de yazılım geliştirerek buraları servis ekleyebiliyoruz. Bu desktop application konusu ama ek bilgi olarak vermiş olayım. Bu servis mantığı da aslında bilgisayar yeniden başladığında ya da herhangi bir şekilde başlatıldığında otomatik olarak belli bir süre içerisinde o uygulamanın ana altyapısının ayağa kalkmasını sağlıyor. Siz de hazır bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama her uygulama için bu geçerli değil. Yani sizin uygulamanızın bilgisayarın başlangıcında çalışıyor olmasını istiyorsanız bu gerekli. Neyse burada SQL Server ya da herhangi bir veri tabanı, MySQL, PostgreSQL vesaire fark etmiyor. Bunlar servis kısmında çalışıyor olması gerekiyor. Onların default olarak servisleri vardır çünkü olması gerekiyor. İster manuel olarak başlatırsınız. Burada mesela şuradan tıklayıp automatic bende. Delayed start derseniz bu belli bir süre sonra yani öncelik durumunu düşürüyor biraz servisin. İlk açtığınız anda değil sonradan birkaç dakika sonra onu açmaya çalışıyor. Manuel dediğinizde ben elle açacağım demek. Disabled dediğinizde bu kapalı durumda. Automatic benimki. Buradan servisi kapatıp açabilirsiniz vesaire. Bilgisayarında kurulu olmayan var mı? SQL Server. Ya da genel olarak başlamadan önce sormak istediğiniz veri tabanı ile alakalı, SQL Server ile alakalı. Oradan başlayalım. Sorunuz varsa alayım. O arada ben anlatmaya devam edeceğim. Veri tabanı yazılımları temel olarak veri tabanı sunucusundan oluşur. Asıl işi yapan kısım veri tabanı sunucusudur. Yani UI ile gördüğünüz, GUI ile gördüğünüz şey veri tabanı motoru değildir. O sadece sizin veri tabanı motoruna bağlanmanız için kullanılan, mesela şuradaki SQL Server Database Engine'in default olarak kullandığı Microsoft tarafından geliştirilen yine GUI'si yönetim yazılımı aracı diyelim bu. Bu olmadan da SQL Server'a bağlanıp bütün işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir sorun yok. Ya da PostgreSQL'in pgAdmin'i olmadan gene yapabilirsiniz. Ya da MySQL'in aynı şekilde ya da Oracle'ın. Bunlara ihtiyacınız yok. Bunlar, bu tür GUI'ler bizim database'e oturum açıp onun üzerinde gerçekten çok basit ya da çok karmaşık olan bütün işlemleri yapabilmemizi sağlayan GUI'ler aslında. Basit anlamda. Siz şuralarda istediğiniz menü herhangi birisi olabilir, fark etmiyor. O menülere tıkladığınızda bir şeyleri seçtiğinizde, değiştirdiğinizde vesaire bu GUI'ler aslında arka tarafta SQL üretirler ve database engine'e o SQL'leri gönderir. Yani bu mesela C Sharp'la yazılıyor diye SQL Server C Sharp anlıyor anlamına gelmiyor. Siz burada yaptığınız işlemler arka tarafta SQL'e dönüştürülür. Yani bu GUI tarafından üretilip arka tarafta database'e gönderiliyor. Bu şekilde çalışabiliyorsunuz. Siz de SQL Server açtığınızda bu şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız. İlk önce size bir login ekranı soracak. Onu kullanarak login olabilirsiniz. Ben bilinçli olarak kapattım. Şuradan da aynı şekilde seçebilirsiniz. Database Engine, bakın birden fazla şey var. Engine, bu bizim veri tabanı motoru dediğimiz şey. Bu olmadan database diye bir şey yoktur. Asıl mevzu budur. Analysis Services, Integration Services, Reporting Services, Azure Storage vesaire gibi ya da Azure ile SSIS, SQL Server Integration Services ile bunların arasında bir entegrasyon yapan bir zımbırtı. Geçiyorum bunları.
Burada dediğim gibi bunların hiçbirisi şu database engine olmadan bir işe yaramaz. Azure kısmını geçiyorum çünkü bu cloud, Microsoft Cloud üzerinden çalışıyor zaten. Ha, database engine dediğim gibi şekilde. Bir ses geldi. Burada sizin bağlanmanız gereken şey database engine kısmı. Ve şöyle bir ekran gelir default olarak. Burada siz belki göremiyor olabilirsiniz, bir nokta var. Bu nokta database tarafında SQL Server'da localhost anlamına gelir. Yani şu şekilde localhost ya da 127.0.0.1, bunlar aynı şeyler. Burada localhost kısmında, localhost üzerinde çalışacaksınız. Doğrudan nokta yazmanız yeterli. Ve authentication kısmında SQL Server Authentication, Windows Authentication var. Diğerleri ekstra. Bunlar son yıllarda eklendi. Azure, Active Directory vesaire. Bunları geçiyorum. Sizin default'ta kullanacağınız şeyler Windows Authentication ya da SQL Server Authentication. Windows Authentication dediğimiz şey, default olarak ben kullanıcı adı ya da şifre kullanmayacağım demek. Bakın şurada kapandı, disable oldu. Ben bulunduğum Windows'un, bu kurumsal bir ortam olabilir, network, Windows Network'ü ya da sizin lokaliniz olabilir, fark etmiyor. Ben onun yetkileriyle bağlanacağım demektir bu. Kullanıcı adı ya da şifre kullanmayacağım demektir. Bunu kullanabilirsiniz. Connected tıkladığınızda bağlanır database'e. Servis çalışıyorsa, servis çalışmıyorsa buradan bağlanamazsınız. Hiçbir yerden bağlanamazsınız database'e. Bunu kapatıyorum gene. Bakın şurada disconnect ya da connect var. Disconnect dediğimde o bağlantı kapatıldı. Tekrar geliyorum. Bakın Windows Authentication sizin local environment içerisinde çalışabilmenizi sağlar. Fakat bunların detaylarını daha sonra söylerim. Şimdi hayal etmeniz zor olabilir. Uygulama geliştirirken sizin kullanacağınız yöntem, yani gerçekten bir yazılım geliştirdiniz, ona connection string kullanarak bağlanacaksınız. Ben onu hemen göstereyim. connectionstrings.com. Bakın şöyle bir site var. connectionstrings.com. Burası ben yazılıma başladığımdan beri var. Ve aynı mükemmel tasarımda. Bu müthiş tasarım hiç değişmedi. Logosundan rengine kadar. Hep aynı. Burada connection strings dediğimiz şey, connection string bağlantı katarı Türkçesi. Siz herhangi bir veri tabanına ne kadar farklı şekilde bağlanabileceğinizi ve hangi yöntemlerle bağlanabileceğinizi gösteren bir site. Connection string dediğimiz şey budur. Bunlar da bu domaini almışlar. Bunun üzerinden bütün database'lere nasıl bağlanabileceğini vesaire gösteriyor. Örnek olarak bildiğiniz PostgreSQL ve SQL Server açıyorum. Diğer tonla şey var, mesela AS400 var. Eskilerden IBM tarafında daha çok kullanılırdı bu. IBM sunucuları üzerinde vesaire. SQLite mesela. Bakabilirsiniz. Mesela diyor ki burada PostgreSQL'e .connect for PostgreSQL former core labs PostgreSQL direct diyor. Birkaç tane farklı bağlantı yöntemi vardır her zaman. Standart diyebilirim bu. Bunların standardı diyor ki bir PostgreSQL'e bağlanacaksan diyor user ID mesela şuna komple biz bağlantı katarı diyoruz. Connection string. Şura. Dikkat edin, user ID eşittir root. Çünkü PostgreSQL'deyiz. Burada default database username'i, yani tam yetkili kullanıcı adı default olarak root ile gelir. Mesela SQL Server'da SA'dır. Yıllar önce bir öğrencim
Bunu anlatırken şurada bakın şurada eseyi görünce demişti ki ben sonradan tabii anlattım söyledim ki bu system administrator demek. Hocam ben selamünaleyküm zannetmiştim. Hani siz yaptığını zannetmiştim dedim. O günden bu yana travma devam ediyor bende. O yüzden açıklama geliyor. Bu selamünaleyküm demek değil. System administrator yani SA deyince kimse size AS demeyecek burada. Geçiyorum. Bakın burada dediğim gibi password kısmı var mesela. Şuralar sabittir. Bunlar değişmez. Standart olarak bunları kullanır. Siz şu veri kısımlarını değiştirirsiniz sadece. Mesela host, local host, port, default olarak PostgreSQL'in portu 5432, database'i veriyorsunuz. Pooling, bu farklı bir teknik. Geçiyorum bunu. Min pool size vesaire. Connection pool oluşturabilmeni sağlıyor ve onları yönetiyorsunuz buna. Bağlantı havuzu. Connection lifetime vesaire. Şimdi ezan başladı gene. Birazdan aleykümselam teşekkür. Geçiyorum SQL Server tarafına. Bakın farklı farklı yöntemler var. Standard Security, Trusted Connection, Connection to SQL Instance, non-standard port vesaire. Evet, sizi kapatıyorum arkadaşlar.